Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Erol Aragül. Bugün sizlere Kuba S15 bu elektrikli bisikleti tanıtacağım arkadaşlar. Zaten daha önceden bununla ilgili bir videom daha vardı. Ancak ayrıntılı bir video çekememiş ve performans sürüşü yapamamıştım. Ancak bugün sizlere Mersin sahilinde güzel bir performans turu yapacağım. Ve bisikletin tüm özelliklerini ayrıntısıyla bahsedeceğim arkadaşlar. Bu bisiklet uzun süredir BİM mağazalarında satışta arkadaşlar. İlk geçen yıl 6.999 liraya gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ancak çok fazla tutmadığı için bu bisiklet biraz ellerinde kaldı tabiri caizse. Fazla kullanışlı olmadı. Çünkü küçük bir bisiklet. Ama herkesin de merak etmiş olduğu, acaba performansı nasıl diye düşündüğü bir bisiklet arkadaşlar. Şimdi ben bugün sizlerin kafanızdaki bu soru işaretlerini gidereceğim. Ve Mersin sahilinde dediğim gibi performans sürüşü yapacağım arkadaşlar birazdan. Performans sürüşüne geçmeden önce beni ilk defa izleyen arkadaşlar, bu tarz elektrikli bisikletleri ben devamlı inceliyorum. Ayrıntılarıyla sizlere anlatmaya çalışıyorum. Sizler de YouTube kanalıma abone olarak arkadaşlar beni takip edebilir, güncel videolarımı izleyebilirsiniz. Ayrıca bana da destek olmuş olursunuz. Bunun bilgisini hemen verdikten sonra bisikletin özelliklerine geçelim arkadaşlar. Öncelikle ekrana gelmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi küçük bir LCD ekranı var. Artı, eksi ve menü tuşu olan bir ekran. Görmüş olduğunuz gibi kademe ayarları var. 3 kademe, 5 kademe ayarlayabiliyorsunuz. Batarya gücü görünüyor. Hareket halinde de buradan hızınız görünüyor. Şuradan farı açıp kapatabiliyorsunuz. Ön farımızı gördüğünüz gibi. Akşamları standart özelliklere sahip arkadaşlar. Akşamları gayet kullanışlı oluyor. Şuradan kornamız var. Görmüş olduğunuz gibi sesi gayet iyi kornamızın. Arka tarafta fren lambamız yanıyor. Frene bastığımızda da yanıyor. Eğer ışığı kapatırsak kapanıyor. Frene basalım arkadaşlar. Frene basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi frene bastığım zaman yanıyor. Selemiz standart bir sele. Bir sele kılıfı ayarlayarak daha rahat hale getirebilirsiniz. Şimdi en önemli konulardan birisi batarya ve motor gücü tabii ki de. Şimdi onlara geçelim. Bataryamız arkadaşlar ortaya sabit. Görmüş olduğunuz gibi 7.8 amper Kuba'nın bataryası. Aynı zamanda burada beyin kısmı da var arkadaşlar. Beyin kısmı da bu kutunun içinde. Bu kutu çıkabiliyor. Buradan şarj edilebiliyor. 7.8 amper. Bu size ortalama 20-25 kilometre, 27 kilometre en fazla destek verebilir. Bilginiz olsun. Buradan da şarj ediyorsunuz. 5 saatte falan şarj oluyor. Tam boş bir bataryayı şarj etmek için 4-5 saatte şarj edebiliyorsunuz. 36 volt 7.8 amper batarya. Arkadaşlar buna en çok sorulan sorulardan biri el gazı takılıyor mu? El gazı takılıyor arkadaşlar. Aynı şekilde bataryayı açtıktan sonra bu kutu çıkıyor arkadaşlar. Kutuyu çıkarttıktan sonra içinde bir beyin kısmı var, sürücü kısmı. Oraya soketi takıyorsunuz. Direkt gaz kolunuzu kullanım sağlıyorsunuz. Soketi keserek de yine kabloları bağlama yöntemiyle de bu bisiklette gaz kolu yapılabiliyor. Motorumuza gelelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi motorumuz 36 volt 250 watt gücünde. Standartlarda bir motor, RKS'nin kendi motoru. Alaşımlı jantın göbeğine entegre edilmiş. 16 jant arkadaşlar lastiklerimiz. 16 jant. Görmüş olduğunuz gibi küçük lastikler. Yani boyut olarak küçük tutulmuş. Sele borusu aşağı doğru iniyor. Gidon borusu katlanıyor. Ve arabanıza bu bisiklet çok rahat sığabiliyor arkadaşlar. Bu bisikletin en büyük olumlu tarafı zaten bu. Yani arabanıza çok rahat sığabilmesi. Yine pedallarımız da şuraya bastırarak katlanabiliyor. Her yere katlanıp küçük hale geliyor arkadaşlar. Sadece ortadan katlanmıyor, ona da gerek yok. Zaten bisikletimiz görmüş olduğunuz gibi küçük. 250 watt motor startlarda arkadaşlar bize 25 km hıza kadar destek verecektir. Ekran ayarlarından hız arttırarak 30-32 km hıza da destek veriyor. Bu arada el gazını bizden temin edebilirsiniz arkadaşlar. El gazını biz gönderim sağlıyoruz. Bu bisiklet için, bu bisikleti alanlar için el gazı da motor gibi hareket etmenizi sağlıyor. Aksi takdirde şu an bisiklet sadece pedal çevirerek hareket sağlıyor. Burada bir pedal sensörü var. Bu pedal sensörü siz çevirdikçe pedalı motoru devreye sokuyor. Motor da size destek vererek rahatça gitmenize olanak sağlıyor. Özelliği bu. Onun dışında arkadaşlar söylemek istediğim en önemli konu şurada görmüş olduğunuz gibi rublesi yok. Yani 7 vites rublemiz yok. Tek vites yapılmış arkadaşlar. En kötü özelliği bu. Yokuşlarda maalesef biraz sert oluyor ve zorluyor. Ama düz yollarda gerçekten kullanışlı. Özellikle tatillere
tatile giden arkadaşlar, yanlarında götürmek isteyenler için kullanışlı, kısa mesafelerde kullanışlı, ancak uzun mesafelerde çok rahat olmaz. Frenimize gelelim. Fren sistemimiz mekanik disk fren, görmüş olduğunuz gibi. Mekanik disk fren, ön arka mekanik disk fren yeterli fazlasıyla bu bisiklet için. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi performans süresine, sürüşüne geçmek istiyorum. Herkesin merak ettiği, benim de merak ettiğim. Ben de hiç kullanmadım arkadaşlar. Geçen sefer kullanma fırsatım olmadı. Arızalıydı o tanıttığım bisiklet çünkü. Şimdi bu bisiklete tanıtacağız. Bakalım. Hemen performansımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi performans sürüşümüze başlıyoruz. Might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh god, here goes, I lost all feeling from my head to my toes, you said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed, when you saw you see things, realize something needs change, cause I know you got me fucked up, let me show you what's up, cause enough is enough. Take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh god, adrenaline wasted. Şu an arkadaşlar el gazıyla gidiyorum. Bisikletimizi el gazıyla taktık bu arada. Görmüş olduğunuz gibi el gazıyla 33-34 km hızlara geldim. Gördüğünüz ekrandan 33-34 km hızları gördüm. Ön düzen biraz sallanıyor. O dikkatimi çekti. Hız arttığı zaman. Şimdi bir daha hız denemesi yapacağım. 29, 30, 31. Şuradan sahile girelim. Burada hem ses fazla, sahil daha rahat olacaktır arkadaşlar. Şimdi el gazımızla sadece performans sürüşü yapacağım arkadaşlar. El gazıyla performans sürüşüme başlıyorum. 31, 33. Up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this world becomes a dynasty. El gazına 5 saniye boyunca basılı tuttuğunuz zaman hız sabitleme devreye giriyor. Gördüğünüz gibi 33 km hızla kendi kendine gidiyor arkadaşlar. Pedal da çevirmiyorum. Pedal çevirmiyorum, kendi kendine 33 km hızla gidiyor. Bu el gazını bizden temin edebilirsiniz arkadaşlar. S15 modeline direkt teket uyumlu olarak gönderim sağlıyoruz. Ben araya size yardımcı olayım bu konuda. Hatta diğer modellerle ilgili de direkt el gazımız var. Tüm modelleri uydurabiliyoruz. Şimdi el gazına basar basmaz devreden çıkıyoruz sabitleme ve yavaşlıyor. Gördüğünüz gibi yavaş abi. Frenimiz mekanik fren, görmüş olduğunuz gibi iyi. Bu bisiklet için ideal. Elcikler çok hoşuma gitmedi arkadaşlar. Elcikleri değiştirebilirsiniz. Çok sert. Fiyatına göre tabii ki de. Kornamız çok iyi. Gördüğünüz gibi. Boyutuna göre çok çok iyi arkadaşlar. Farımız zaten iyi ama şu an gündüz olduğu için farı göremeyeceğiz. El gazı çok güzel arkadaşlar. Hız sabitlemeye direkt giriyor. Bu model için gerçekten güzelmiş. Frene dokunduğunuz zaman veya el gazına dokunduğunuz zaman el gazı devreden çıkıyor. Şimdi normal sürüşe uygun mu bu bisiklet? Üçüncü kademede şu an bunu sıfır alacağım. Sıfır alacağım. Şu an ilk kalkışı pedalla yapıyorum. Sıfırıncı kademede. Bisiklet küçük ama arkadaşlar kontrolü zor ve normal sürüşe de çok uygun değil. Normal sürüşe çok uygun değil arkadaşlar. Yani yoruyor. Orta göbeği çünkü büyük. Vitesi yok. 7 vites falan değil yani. Bu tek vites. Düz yollar için elektrikli olarak güzel, kullanışlı. Ama yokuş, birazcık yokuş gördüğünüz zaman çok çok zorlanacaksınızdır. Şu an düz yolda bile zorlanıyorum ben. Gidonumuz kısa arkadaşlar. Zaten bisiklet genel anlamda küçük ve kısa. O yüzden her şeyini de küçük ayarlamışlar. Şöyle bir daha ters tarafa dönmeden önce bisikletimizi görelim. Bisikletimiz bu arkadaşlar. Küçük, pratik ama çok bir şey beklemeyin. İdare eder misiniz? İdare edersiniz. Özellikle bu modeli alanlar el gaz almadan kullanamaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Pedal seviyesi, pedal desteği çok iyi değil.
Onun için alıyorum mesela 3. vitese şu an hareketimi sağlıyorum. Test etmeye devam ediyorum arkadaşlar. Kondisyon nasıl, gidişi nasıl diye biraz sağ sol yaptım, gördünüz. Yani çok rahat mı? Çok rahat değil. Çok kötü mü? Çok kötü de diyemem ama kısa mesafeler için ancak uygun olabilir bu bisiklet. Uzun mesafeler için çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Selesi rahat. Selesinde herhangi bir sıkıntı yok. Şuraya gelelim arkadaşlar. Burada son şeylerimizle paylaşayım. Evet arkadaşlar, bisikletimiz bu. Cuba S15. Son değerlendirmelerimi de yapmak istiyorum arkadaşlar. Son değerlendirmelerim. Çok konforlu değil. Ama küçük, pratik. İdare eder. Kısa mesafelerde size istediğiniz yerlere götürür. Özellikle el gazı taktığınız zaman çok kullanışlı olur. Ayrıca bataryası 7.8 amper. 20-25 km civarında sizi götürebilir. Ekstradan buna yedek bataryada yaptırabilirsiniz. Ayrıca şunu soranlar da olmuştu bana. Arka tarafa port bagaj yaptırabilir miyiz? Evet, yaptırabilirsiniz. Buradan sabitlenebilir. Port bagajlar var. Yapılabilir. Performansı da idare eder olarak görüyorum arkadaşlar. Direkt çok kötü demeyeceğim. Ancak çok iyi de diyemiyorum. Maalesef. Daha iyi olabilirdi. Ama fiyatına göre düşünecek olursak. Yani şu an 6000 liraya bisiklet kalmadı. 6000 TL. Bin mağazalarında 6000 TL olan bu bisiklet arkadaşlar. Almak isteyen varsa deneme sürüşüne her şeyini gösterdim. Sizler için. Bu bisikleti çok sordunuz bana. Bununla ilgili inceleme videosu istediniz. Ben 8 ay önce de bu bisikleti tanıtmıştım arkadaşlar. 8 ay önce. O videomu da mutlaka izleyin. Bu videomda güncel video olarak yeniden yayınlayacağım. Sizlere paylaşacağım. Sormak istediğiniz sorular olursa bana açıklamalar kısmından soru sorarak ulaşabilirsiniz. Eğer gaz isterseniz yine bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaramı dediğim gibi bırakacağım. Sizlere her türlü yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizler de YouTube kanalıma abone olarak bana destek verebilir. Ve videolarıma yorum yaparak beğeni atarsanız da destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.